İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bir Sporkolik programında daha sizlerle birlikteyiz. Bu akşam yine Sporkolik programımızda önemli konulara değineceğiz. Ama öncelikle değerli yorumcularımıza hemen hoş geldiniz demek istiyorum. Sevgili Vahap Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi teşekkür yayınlar. Ediyoruz. Sevgili Metin Sönmez, Metin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi programlar. Evet, bugün konuklarımızın da, değerli yorumcularımızın da, bizlerin de yüzleri gülüyor. Çünkü Kayseri takımları haftayı puanla kapatınca dolayısıyla herkesin üzerinde, yüzlerinde gülüşler oluştu. Ümit ediyoruz bundan sonraki süreç içerisinde de hep böyle takımların galibiyetlerini buradan bu ekranlardan konuşuruz. Kayseri Spor deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Erciyes Spor ise kendi sahasında Gençler Birliği'ni 1-0 mağlup ederek haftayı puanla kapattılar. Dolayısıyla Kayseri'nin üzerindeki kara bulutlar da dağılmış oldu. Öncelikle tabii ki Kayseri Spor, Çaykur Rizespor maçını konuşacağız ama bir geçtiğimiz haftanın maçlarının sonuçlarına ve puan durumuna bir bakalım. Geçtiğimiz haftanın maçlarının sonuçlarına hemen ekran arkadaşlarımızı yansıttılar. Çaykur Rizespor 0, Kayseri Spor 2, Bursa Spor 1, Kasımpaşa 1, Galatasaray 2, Sivas Spor 1, Kayseri Erciyes Spor 1, Gençler Birliği 0, Gaziantep Spor 3, Elazığ Spor 1, Antalya Spor 1, Fenerbahçe 2, Trabzon Spor 1, Eskişehir Spor 0, Akhisar Belediye 0, Karabük Spor 1, Beşiktaş 3, Konya Spor 1. Bunlar maçların sonuçları. Hemen öncelikle değerli yorumcularımıza bu hafta oynanan maçlarda sürpriz var mı? Onunla ilgili sormak istiyorum. Hocam neler söyleyebilirsiniz? Bu sonuçlar üzerinde size göre sürpriz var mı? Sürpriz sanacak öyle bir şey yok. Sonuç yok. Ancak bir kıpırdanma var bazı takımlarla ilgili. Akhisar Belediye'de beklediğimiz çıkışı sağlamadı. Akhisar Belediye. O maçta sürpriz sayılmaz. Karabük iyi bir takım. Tolunay Kafkas gerçekten Karabük'ü iyi bir yerlere getireceğe benziyor. Bir tek Akhisar'da bir düşüş var. Gaziantep Spor Elazığ maçında iki tane yeni antrenör diyeyim ben, teknik direktör deniyor da teknik direktörlere saygısızlık yapmamak için söylüyorum. Biliyorsunuz Sergen Yalçın henüz daha diploması olmadığı için yönetici vasfıyla çıkıyor oraya. Okan Buruk da lisansı yeterli olmadığı için yardımcı antrenör olarak çıkıyor Sergen Yalçın. Ama bu moda oldu herhalde. Roberto Carlos da Sivas'ta bu şekilde. Türkiye'de moda bu. Türkiye'nin dışındaki Avrupa'da başka... Avrupa'da yok mudur? Hayır, hiçbir yerde yok. Avrupa hiçbir şekilde böyle talimatlardan, kurallardan taviz vermez. Niye Avrupa'nın hiçbir... Bakın Avrupa'daki Makedonya'da bile böyle bir uygulama yok. Var hocam, uygulama şeyde var. Ben bir araştırdım nerede var böyle bir uygulama diye. Muz Cumhuriyeti'nde böyle bir uygulama var. Doğru. Evet. Ben de var deyince var hocamlar ters düştü. Yani şimdi bu komiklik aslında. Üzerine uzun uzadıya konuşmamız gerekiyor. Titri, konumu, pozisyonu, unvanı ne olursa olsun böyle bir uygulamayı ben Türk futbolu adına ve Türk teknik direktörleri adına içime sindiremiyorum. İsmi, cismi, markası ne olursa olsun. Eğer bir yoldan geçilmesi gerekiyorsa ve bir diplomayla o sahada yer almak gerekiyorsa, biz bunu işte kulağını gösterirken tersten, yani 3 tur atıp da bir başka biçimde ortaya koymanın bir mantığını göremiyorum. Yani iyi futbolcu olabilir, amenna, başımız gözümüz üstüne. Kimse Roberto Carlos'un futbolculuğunu sorgulayabilir, ne Sergen Yalçın'ın futbolculuğunu sorgulayabilir. Ama eğer bu bir meslekse, teknik direktörlükse, Bu kadar basite indirgenmemeli ve Futbol Federasyonu Roberto Carlos'la birlikte bu yolu açmamalıydı benim şahsi kanaatim. Herkes nasıl emeğini verip o safa safa, çünkü kur kur geçiyorlar biliyorsunuz teknik direktör olabilmek için. Bunu yapmıyorsunuz, yaptırmıyorsunuz. Efendim bilmem ne kadar milli olursa, ülkesinde şöyle olursa, böyle olursa yönetici sıfatıyla kenarda durabilir. Bu Türkiye'de mi? Ne kadar âlâ bir durum değil mi hocam? Bu Türkiye'de, bak bunu şimdi ben not olarak aldım. Şimdi Sayın Moderatörümüz... Futbol etiği adına saygın bulmuyorum. Hatta çirkin bulduğumu ifade etmeliyim. Anladım. Yani olmuyor. Olmuyor, konu, Türkiye'ye yakışmıyor. Şimdi bak konudan konuya geçiyoruz. Aslında bu kanayan yaramız. Şimdi moderatörümüz Doğan'ın programını aksatmamak için ben sadece maçlar üzerinde genel hafta sonuçları üzerinde konuşmamı yapayım. Bunu not olarak aldım bak şimdi. Müsaade ederseniz evet, uygun bir tabii zamanda tabii. Bunu söyleyelim. Konuşalım. Bu antrenörlükle ilgili olan bu olayı anlatayım. Bir diğer olayı söyleyeceğim. Bu hafta sürpriz şeyler oldu mu? Oldu.
Bak maçların sonuçlarıyla ilgili sürpriz demedim ben. Oldu. Belki de lig tarihinde görülmemiş sarı kart furyası oldu bu hafta. Toplam 47 tane sarı kart, 47 tane kart gösterildi. Hocam, 41 onu, sarı, 6 kırmızı kart. Hocam, bunun da nedenini anlatacağım. Şunu şöyle bir teşvik olabilir mi? Hani yayıncı kuruluş sarı kart gösterince oraya bir reklam giriyor ya. O reklam sponsoru için birazcık bu kartları artıralım gibi filan bir tavır olabilir mi? İşte gazeteciliğin özelliği. Ben şimdi futbol sahasına neler yansıyacak, eğitim amaçlı konuşacaktım bunu. Evet. İşte gazeteciliğin özelliği. Bu da olabilir bak. Ya bunu niye düşünemedik? Yani ben biraz ironi yapıyorum. Çok olayı, güzel. Evet, bak ben başka buraya, noktaya ben buraya bir de sarı kart reklam yazayım. Yani orada ileride de durmaya değer. Ben bunu ileride neden hakemler bu hafta 47 tane kart gösterdiklerini anlatacağım. Neden gösterdi? 9 maç 47. Evet. 9 maçta 41 sarı, 6 kırmızı. Evet. Toplam 47 kart gösterdi. Kırmızı göster- ya da bir sponsor bulsalar aslında bence fena olabilir. 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 Orada da artış olabilir. Bunun gerekçesini, neden olduğunu, hakemler neden bu hafta çok fazla kart gösterdiklerini ki her müsabakanın sonunda da hiçbir olay olmadan her iki takım futbolcular da birbirlerini tebrik edip çıktıkları bir hafta. Yani kavga, gürültü olan bir hafta olur da. He bir Sivas'ta bile dikkat edin, pardon, Galatasaray-Sivasspor maçında bile hakemin maçı resmen katletmesine rağmen futbolcular, teknik direktörler birbirlerini kutladı çıktılar. Yani öyle bir ortamda hakemler neden bu kadar kart gösterdiğini sayın seyirciler dimağlarına yerleştirsinler. Moderatörümüzün uygun gördüğü bir zamanda bunun gerekçesini açıklayacağım ve benim sizinle bu programa başladığım bu yıl 2 ay oldu. 2 ay içerisinde hep vurguladığım hakemlerin beyni yıkanıyor dediğimi ispatlayacağım. Bu bunun ispatı. İspatlayacağım, göreceksiniz. Şimdi ben ilave olsun diye konuşmanıza devam edeyim. Futbol severler olarak insanlar Türkiye Ligi'nin dışında işte yayınlanan İngiltere Premier Ligi, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga'dan da maçlar seyrediyorlar. Bunun yayıncı kuruluşları var. Şimdi oradaki mücadeleye bakıyorsunuz ve hakemlerin verdiği kararlara bakıyorsunuz. Taban tabana zıt bir durum ortaya çıkıyor. Burada ısrarla hemen kullanılan sarı kartların binde biri İngiltere'de, Almanya'da ve dahi İspanya'da kullanılmıyor. Niye? Futbolun izin verdiği ölçüdeki sert diye alabildiğince ve olabildiğince hakem müsamaha gösteriyor. Siz FIFA kokartı taşıyan bir eski hakem olarak hakemin temel felsefesi nedir? Maçı 11-11 bitirmek ve oynatmak. Oyuncuyu sahada tutmak. Evet, oynatmak. Siz oynatmama adına her şeyi yapıyorsunuz. Avrupa'da çalın bakalım burada çaldığınız faulleri. İşte, Avrupa'da işte, gösterin burada gösterdiğiniz sarı kartları. İşte bu cümlene dikkat et, altını çiz. Bu cümlene dikkat et, işte bu benim anlatacağım olayın içerisinde var. Hocam şimdi yok böyle bir şey ama. Ya böyle maç bitmiyor. Bunun örneğini de en bariz biçimde dediğiniz gibi hiçbir gerginlik yokken Sivas maçında gördük. Yani neredeyse kart elinde karşılaşmanın hakemi. Kim çarparsa o sarı kartı, Metin, hatırlatayım kartı aldı. Sana hatırlatayım. Sivas, Galatasaray-Sivasspor maçını yöneten hakem hiç müsamaha göstermedi kartlarında. Bildiğim kadarıyla not aldım ben. 14 tane kart gösterdi maçta. Hocam kart elindeydi. Çarpan görmüş oluyordu zaten. Kart o hakem, şöyle yani. O hakem kim biliyor musun? Ben hatırlatayım sana. Hatırlat hocam. Kayseri'de Kayseri-Erciyes-Fenerbahçe müsabakasında Erciyes sporlu Yasin'i tekmelenmesine, ayakların altında ezilmesine müsaade eden, kart göstermeyen hakem biliyor musun? O evet, o meşhur pozisyon. Yani he, Türkiye'nin gündemine taşıdığı pozisyon. İşte buyur. Caner pozisyonunu diyorsun. Caner sen, işte evet. Caner'in tekme atıp da ya üzerinde, tekmelediği, üzerine çıktığı, üzerinde, senin evet, de tepelendiği pozisyonu. Senin diyorsun de bir savcıya şikayette bulunursa ceza yiyeceği dediğin olaya müsamaha eden hakem ne oldu da bu hafta Galatasaray Sivas maçında Sivaslı futbolculara elinde değil, cebinde değil, elinde kartla i̇şte geziyordu. Hocam çarpan görüyordu yani, tesadüfen rüzgarına kapılan kartı görüyordu orada. Şimdi işte bunun nedeni var. Bunun nedeni var. Hangi hakemler bundan etkilenmiş notumu aldım ben. Hocam şu var, bakın. Türkiye'de hakem bana doğru yontuyor, iyidir mantığının
ortadan kalkması adına tavır sergilenmediği sürece bugün Kayserispor, yarın bir başka Anadolu takımı, bir sonraki gün herhangi bir futbol takımı bu şikayetlerini yani mümkün olduğunca avazı çıktığı kadar bağırarak devam ettirecek. Şimdi hakemler şu psikolojiden kurtulmalı. Biz üç büyüklere yardım edersek maç almaya devam ederiz. Edemezsek bizim hakemlik hayatımız riske girer, tehlikeye girer anlayışının ortadan kalkması gerekiyor. Türk hakemliğinin en büyük problemi nedir? Bu basit cümlenin içinde gizlidir. Ne yapacaksınız? Kardeşim şu üç büyükleri koruma, kollama görevinden vazgeçeceksiniz. İki büyüğü. Daha doğrusu iki büyüğü. İki büyük artık Beşiktaş evet. Kullanıyor olarak kimse görmez. Kullanmıyor. Evet. Hatta bu hafta örneği var. Bu hafta Fenerbahçe Beşiktaş maç oynayacak, çoğu seyircinin haberi bile yok. Ama Galatasaray Fenerbahçe oynayacağı zaman yayıncı kuruluştaki hakem kökenli arkadaşlarımız bile diyor ki evet Barcelona Real Madrid maçı nasıl ki gündemdeyse Galatasaray Fenerbahçe maçı da gündemde. Sanki Türkiye'de başka takım yok. Derbi oynayacak. Şimdi bu zihniyeti Fenerbahçe kırmamız Beşiktaş lazım. Oynayacak kimsenin haberi yok. İşte bu zihniyeti kırmamız lazım. Onun için Beşiktaş'ı üçüncü takımı da kolluyor demeyin. Beşiktaş çok kullanan bir takım şu, da değil. Evet bu sene için bunları söylemek pekala mümkün. Yani olay çok basit. Herkes bu basit olayı biliyor ama kimsenin işine gelmiyor. Koruma, kollama göreviyle hareket ederseniz zaten hata yapmakla mükellefsiniz. Kimsenin ve işine yani vicdanlarsız diyor bunlar yaşanırken. Metin'im şunu düzeltelim mi? Sana takviye olması için. Kimsenin işine gelmiyor deyince hiçbir yani, Süper Lig kulübünün işine gelmiyor. Evet. Çünkü yayıncı kuruluştan o şekilde olursa para alınıyor. Aman öyle olursa federasyon yerinde kalıyor. Yaygara olmuyor. Önemli değil seyircinin gelmiş olduğu gelmemiş olduğu. Seyircinin göz zevki hiç önemli değil. Seyircinin temaşası önemli değil. Anlatabildim mi? Ama futbol kamuoyu rahatsız. Dikkat edin, bazı televizyonlarda spor yorumlarının çok izlendiği televizyonlarda da o iki takımın aleyhinde konuşanların işine son veriliyor. Hocam şu var, bakın. Anadolu kulüpleri, yani Fenerbahçe. Fener Galatasaray'ın aleyhinde konuşanların işine son veriliyor. Doğru söylüyorsun. Beşiktaş'ın aleyhinde konuşmak serbest olan. Oradan atış serbest ama özellikle serbest. Fenerbahçe Galatasaray'a hatta Beşiktaş'ın aleyhinde çok atın. Daha çok sevilen kişi oluyorsunuz. Hadise şu hocam. Bunu bilin yani. Burada Anadolu kulüpleri de suçlu. Topyekün bir başkaldırı ortaya koymak durumundalar. Şunu söyleyebilmeliler. Kardeşim biz olmadığımız sürece sizin olma şansınız yok. Yani öyle iki tane ya. Takımla Türkiye'de lig oynanmaz. Öyle diyorlar ya. Öyle aptal saptal şey mi öyle olur? Öyle diyorlar ya. Biz, yani biz, çıkın 15 takımı bir kenara. Metin biz cumhuriyetiz demediler mi? Ya hocam şimdi bırakın bunları. Bunlar safsata ucuz hikayeler. Bana kimse maval okumasın bir şey de anlatmasın. Şu var. Ortada net berrak bir biçimde ifade edelim. Kardeşim Türkiye'de futbol 2 kulüp 3 kulüp üzerinden oynanmıyor. Böyle bir anlayış egemen. Bu anlayışı ortadan kaldırmak için Anadolu kulüpleri manifestomu yayınlar, tavırımı koyar, gerekirse maçlarımı boykot ederiz der ama bir tavır sergilemek durumundalar. Sergilemediğiniz sürece eline vur ekmeğini al muamelesi devam eder gider. Bu nedenle sorun çok basit, sorunun bu kadar basit olduğunu herkes çok iyi biliyor ama kimse bunu sesli bir biçimde ifade etmiyor. Biz mümkün mertebe bu program içinde, kendi gazetemizde ya da burada bu programda Sporkolik'te bu durumları anlatıyoruz. Defaatle de üzerinden geçtik, hatta ütüledik. Ütü yapmaktan kolumuz yoruldu burada. Bir de dinleyin ya, bir gerçek var. Bir gerçeğin tespitini yapıyoruz burada. Çok basit bir şey. Ama Anadolu kulüpleri de ya ne yapalım idare edelim işte yani fena da gelirimiz olmuyor gibi düşündüğü sürece Türk futbolu da seviye atlamayacak. Türk hakemliği tam tersi geriye doğru gidecek ve biz burada bu ve buna benzer saçma sapan şeyler konuşmak durumunda kalacağız. Bu nedenle tüm kulüplere de tarihi bir vazife düşüyor ama kimse bu vazifenin farkında değil diye düşünüyorum ben. Çok önemli bir tespit yapıldı şurada. Umarız ve inanıyoruz ki buradan alınacak dersler bir kenara not edilir ve Futbol Federasyonu nezdinde şu anlattığımız şeyler gündeme taşınır ve şu sorun artık sorun olmaktan çıkar futbol, yahu. Futbol Federasyonu da zaten bu söylediğimiz iki kulübün desteğiyle ayakta duran federasyon olduğu için aslında ülkede huzuru sağlamakla sorumlu olan iktidar,
sporda şiddet yasasına aykırı hareket eden kulüplerin hangisi olduğunu biliyor. Yani şöyle bırakın bilmeyi, geriye doğru bir dönün. Hangi maçlarda sporda şiddet artıyor, şiddet çok oluyor, bıçaklar çıkıyor, yaralanmalar oluyor, olaylar ölümler oluyor, terör örgütlerinin girdiği işler oluyor. Hangi maçlarda olduğuna baksın, spor bakanımız bunu çok iyi biliyor. Ben çok iyi niyetle çalıştığına da inanıyorum Suat Kılıç'ın. Çok iyi niyetle çalışıyor ama onun da gücünün yetmediği, Türkiye'nin kabullendiği bir ortam var. Nasıl ki ben bu ligin sahibiyim diyen Kulüpler Birliği, ben bu federasyondan memnunum diyorsa, iktidarda iyi sen memnunsan sen kendi ligini kendin yönetiyorsun. Ama ben senin haksız işler yapmana, şiddeti artırmana müsaade etmem deyip bir şeyler yaparken de dikkat edin, Suat Kılıç'ın da önü kesildiğini görüyoruz yani. Suat Kılıç mesela sporda şiddet yasasıyla ilgili bundan tahminen 1,5 ay önceydi. Çok güzel bir beyanatı vardı, bir açılış konuşmasıydı. Galiba Mersin'deki bir konuşmaydı, yanlış olabilirim. Dedi ki, kesinlikle sporda şiddet yasasıyla ilgili cezai müeydeler uygulanacak. Uygulanıyor mu hocam? İki senedir uygulanmıyor. Ama ne olduysa önü kesildi Suat Kılıç'ın. Söylediği ağzında kaldı. Hocam ben size daha net, somut bir şey söyleyeyim. Şimdi öyle bir futbol düzeni var ki Türkiye'de 15 kulüp giyotine yatırılmış. Tamam, bizim boynumuzu vurun ama acıtmayın diyor. Ya aynen böyle ifade etmek lazım. Ya tamam, bizi ezin, yoğurun, hamur hale getirin, üzerimizde tepelenin ama canımız yanmasın. Ya yanar kardeşim, sen getirmişsin, giyotinin altına yatmışsın, sesin çıkmıyor. Cellat gelmiş, o giyotin düşecek, kelle de gidecek. Gidiyor da işte. Yani kime az hata yapılıyor, kime çok hata yapılıyor, onu konuşuyoruz. Hani nerede adalet, nerede? Hep adaletten bahsediyoruz. Hani adalet? Futbol. Ülke futbolunun içindeki adalet nerede? Adalet duygusu nerede? Kim inanıyor buna? Kim inanıyor? Metin'im şunu yapamıyor. Türk milleti, ben de Türk milleti olarak, milletin içinden bir ferdi olarak söylüyorum. Türk milleti maalesef tepkisini koymayı bilmiyor. Neyi bilmiyor? Hocam kulüplere bakın. Bunlar yani bir anlamda sivil toplum kuruluşları. Yani kulüp dediğiniz yönetimleri var. Devasa arkalarında kitleleri var. Bunlar kendilerini ezdirirse, kusura bakmayın, ezen adam da ben biraz daha üzerlerinde tepeleneyim derler. Mesela, sorun buradan kaynaklanıyor. Mesela bir örnek göstereceğim. Spora da bu şekilde örnekler istenirse gösterebilirim. Tecrübem yeter buna. Bu son haftanın gündemi simitte kullanılan susamın fiyatının artması. Gerekçesi de Etiyopya'dan ihraç edilmesi, Türkiye'deki ekim alanlarının kullanılmadığı, kar getirmediği için veya teşvik verilmediği için kullanmadan artık susamı Çin'le Etiyopya'dan getiriyormuşuz. Simidin fiyatı artmış, 1 lira olan simit ki bana sorarsanız 1 lira da çok fahiş bir fiyattır. 1,5 lira oldu. 1 lira 40 kuruş mu olmuş, 1,5 lira mı olmuş? Ekmek alıp yese daha iyi aslında. Yani ekmek yese daha iyi, susamsız simit yese daha iyi diyeceğim. Bak buna... Halkımız var ya, ben almıyorum diye tepki göstermesi yerine 1 lira 40 kuruş da olur mu, yanlış yaptı, etti falan ayağı yok. Ne diyeceksin biliyor musun? Ben arkadaşlar örgütlendim, 2 ay simit yemiyorum. Hocam, ne olur, yemesek ne olur? Bir şey olur mu? O sizin dediğin sağduyulu toplumlarda olur. Ya ben bir gün televizyon ekranında bir, çok enteresandır sevgili Doğan, röportajlar izliyorum yani büyük kanalların birinde. İşte benzine zam geldi, otogaza zam geldi, ne diyorsunuz diye mikrofon tutulan herhangi bir tüketicinin verdiği cevap bende infiale yol açtı. Yani aklım gitgeller yaşadı. Benim işim fark etmiyor ki, ben her zaman 50 liralık alıyorum diye espri yaptım. Ya bu kadar bir, ya böyle bir yaklaşım olabilir mi hocam Allah aşkına ya? Şimdi iki ya ay... Ya bu nasıl bir, ya bir şu beyin yapısına bir bakar mısınız? 150 lira olsun. Yani be. Diyor ki evet, yani yakında 50 liraya çıksa benzer. Espri yapıyor, espri yaptığını ben zannediyor. Ben ekmek yemeyin demiyorum Metin'im. Ya Fas'ta... Ya simit bilmem, yeme kardeşim, ya ne olur Fas'ta, yani. Ya Fas'ta, Mısır'da vesaire de bilmem nerede ekmeğe şuna buna zam geldiği zaman, ya beğenmediğimiz ülkeler, toplumsal direncinin noksan olduğunu ifade ettiğimiz ülkeler, inanın Türkiye'ye göre çok daha farklı.
konuyu aldık, nereden nereye getirdik futbolun içinde. Futbolda de futbolun içinde de yok olabilir. İşte bu tepkiler. Bak, futbolda birazdan da böyle kadına şiddetle konuşacaksınız. Yani. Efendim? Birazdan onu da konuşuruz tabii. Konuşacaksınız. Ya o zaman filan yazıp çıkardık. Son zamanda ülkenin gündemi işte simitti, susamdı, kadına şiddet. Bak kadına şiddet var ya Doğan. Yani ben çocukluğumdan bu tarafa kadına şiddet hep konuşulurdu da böyle haksız erkeklere haksızlık yapılacak tedbirler alınmazdı. Şimdi de erkeklere haksızlık yapılıyor diye tedbir alınması gerekecek ileride, göreceksin. Neden yani, biliyor musun? Evet. Kadınlara şimdi var ya beklenmeyen o kadar çok aşırı özgürlük yüklendi ki erkeğe saygısızlık yapan kadınlar çoğalmaya başladı. Şey olabilir herhalde. Bunu da düşün. Hocam, ha yani, dövülsün, dayak atılsın diye değil bu. Önümüzdeki dönem erkek sığınma evlerinin bu sefer de yani gündeme oturması ama bekleniyor. Ama bu sefer de bir erkek bakan çıkacak. Bir iktidarda bir erkek bakan çıkacak. Erkekleri koruma bakanı olacak. Ya bırakın Allah aşkına, nelerle uğraşıyoruz biz? Aile toplumuyla ilgili konuşulsun. Kadınla ilgili değil. Ailede, Türkiye'de ailede en çok korunacak kişi çocuktur, biliyor musunuz? Çocuklarla ilgili ne yapılıyor? 13 yaşındaki çocukların ne fuhuşlara götürüldüğünü biliyoruz. 13 yaşında, 12 yaşında çocuk kız hocam, çocukların zorla evlendirildiğini biliyoruz. Tabii. Bunlar konuşulacak. Mutlaka bir saptama yapmak durumundayım. Türk toplumunun temel yapısının bozulmaya başladığı yıllar 1980'li yıllardı. Evet. Ben bunun üzerine çok ciddi makalelerim olduğu için burada da iki satır kelam edeyim, ifade edeyim bu durumu. 80'li yıllarda herkesin, Hür Dikkat çok iyi hatırlarsınız, yaş kuşağı olanlar da çok iyi bilirler, meşhur Dallas dizisi. Yani şehirlerde yarım tane insanın olmadığı, full evlerde Dallas dizisinin izlediği dönemde Türk toplumunun, Türk ailesinin temel yapısının üzerine dinamit konuldu ve milyon kere patlatıldı. Niye biliyor musunuz? Orada ahlaksızlığın zirve yaptığı figür olan Ceyar, Türk toplumu tarafından kabul gördü. İnsanlar birbirine şaka yollu olarak vay Ceyar nasılsın diye seslenmeye başladı. Ahlaksızlığın egemen olduğu dönem süreç o süreçtir. Ve sürekli olarak aileyi koruma adına hiçbir hükümet, bak darbecilerden bugüne kadar ifade ediyor, aileyi koruma adına hiçbir tedbir alınmadı. Bugün hırsızlık, yolsuzluk, arsızlık, namussuzluk tavan yapmış vaziyette. Yani sayılarla şuraya koyarsam oturur insanlar ağlar. Namuslu insan böyle cımbızla çekilir bulunur vaziyete geldi. Doğru. Ki namuslu, onurlu, haysiyetli olmak bir erdemdir. Ekstra bir şey değildir insan adına. Ne yazık ki geldiğimiz günlere bakar mısın? Bir futbol programını nereye getirdik? Yani çünkü dolu dolu oturduk. Şimdi yönetmenimiz Kaan Bey beni uyarıyor abi, siyasi program diye yazılır mı? Sanki dün ki evet yani birinci gün gibi ama olduk ama. Bir yerden ama örnek vermek gerekiyor. Futboldan biz buna şiddeti önlemek için örnek verecek olursak. Ama bu saptamalar çok önemli Doğan. Şiddeti körükleyebiliriz de. Bunu bir istişare kurulunda toplanılır. Bizim gibi futbola hizmet etmiş insanlar, gazetecilikte futbolla ilgili yazıları yazmış insanlar, futbolcular, her kim ise bir araya toplanır, bir istişare toplumunda geçmişle şu anki durum irdelenir. Geleceğe nasıl bir yatırım yapılacak? Bunu da örneğe en güzeli biz aile toplumumuzda veriyoruz. Bakın Metin, ben bir şey daha söyleyeyim, bunu kapatacağım. Söyle hocam, ben de kadın, bir şey söyleyeyim, kadının, kapatacağım. Kadının korunmasıyla ilgili bugünkü yapılanlar yanlış olduğunu söyledim. Daha tersine işler yapılıyor. Şiddet daha çok artırılıyor. Nasıl ki Amerikalılar bazı toplumların bozulması için filmler yapıp da orada bir banka soygunu nasıl yapılır, bir katliamlar nasıl yapılır, bir tecavüzler nasıl yapılır filmlerle bazı topluma bir şeyleri gösterip gençler de evet, ona özenirler ya. Evet. Mesela bizde de var öyle vurma kırma dizileri. Hocam, rol model olarak bizim önümüze getirilen her şey Türk toplumunun yapısını ters yüz etmiştir. Bu kadar şimdi basit. Ben hep şunu öneririm. Ben de bu tecrübeme istinaden eğer öyle bir toplantı, istişare toplantısına katılırsam, ben atalarımdan, benim atam babam dedemdir, önceleridir, onun babası dedesidir. Ben atalarımdan öğrendiğim bu kadınla ilgili ülkümü söyleyeyim. Ben ara sıra bunları söylüyorum biliyorsun. İsrail'de nasıl Türk bayrağını çektirdiğimi ülkümü anlatmıştım. Kadınla ilgili ülkümde benim atamdan şunu öğrendim ben, dedemden, babamdan. Bak evladım, gençsin, artık buluğ çağını geçtin. Bizim ülkümüzde, bizim örf ve adetimizde
evli kadın dokunulmazdır. Birincisi bak, evli kadın dokunulmazdır. Kadın bekarsa korunmaya muhtaçtır. Ona yardımcı olacaksın. Bu benim beynime yerleşmiştir. Eğer gençlerimizin beynine de aile mefhumundaki evli kadın ve bekar kızın bu imajının aileyi korumaya yönelik olarak eğitir, yönelik olarak beynine işletir, ona kabul ettirirsen onu da dinleyip onun kabul etmeyeceği olayları da çürütmek şartıyla. Yani aileyi koruyan bir bakan, bugün Sayın Fatma Şahin, aileyi koruyan bir bakan olması gerekirken çıktı çıkalı kadını koruyor. Kendisi kadın olduğu içindir belki. Pozitif ayrımcılık. Olmuyor işte. Olmuyor. O zaman pozitif erkeğin tepkisini alıyor. Neden? Eğer bir erkek bakan... İzdivaç programına döndü bizim iş. Bak söyleyeyim. Yani evet biraz orayı ama Doğan bunlar yani konuşması Doğan, gereken futbolda şeyler. Da bu olacak ya. Futbolda da bunu yapmak lazım. Bak eğer Sayın Fatma Şahin bakan aileden koruma diye aileyi korusaydı ailenin içindeki bir fert olan erkek ve erkek çocukları, baba ve çocukları da olacağı için onların tepkisini almazdı. Eğer o bakan bir hanımefendi değil de erkek olsaydı, bu hanımefendinin söyledikleri gibi kadın ve kızları koruyor olsaydı erkekler tepki göstermezdi. Doğasında var insanın bu. O zaman ne yapacaksın sen? Önce aileyi korumak için konuşacaksın. Her çıktığında kadın, ben artık Fatma Şahin'den tepki gösteriyorum. Ben açıkça söyleyeyim. Neden biliyor musun? Yine çıktığında diyorum kadınlar yine bize karşı kışkırtacak diyorum ben. Aynen bunu söylüyorum. İşte futbolda da maalesef Galatasaray, Fenerbahçe diğer kulüpleri ve diğer kulüplerin taraftarlarını her çıkışlarında kışkırtıyorlar. Olay bu. Kışkırtıldığı için sporda şiddet önlenemiyor. Sporda haksızlık, adaletsizlik önlenemiyor. Örneğini anlatacağım size herhalde reklamlarda. Hocam yok, futbolda şiddet, ailede şiddet, yolda şiddet, maçta şiddet. Ne kadar şiddetli bir toplum olduk biz ya. Her yerde şiddet var. Kışkırtıyorlar. Bakın, yani bunu yalnızca futbol sahalarına indirgersek toplumsal tespit adına çok büyük yanlış yapmış oluruz. Aile içinde şiddet var mı? Var. Yolda var mı? Var. Ya sürücülere bir bakar mısın? Hocam levyeler hemen el altında. Hazır kıta bekliyor. Yani mesela dünyada yok mu? Hocam bakın. Dünyada yok. Şiddet... Avrupa'da yok mu kadına şiddet? Ben Avrupa'da kadını tekmelerle yerde döven erkekleri gördüm. Neden bahsediyorsunuz hocam, sizce? Başka bir şey. Gördüm hocam, ben olayın gece. Olayın çapını genişletmek lazım. Avrupa'da bakın başka bir şey. Nasıl olmuyor? Avrupa'da gördüm. Ben gözümle gördüm Avrupa'da. Biz neye hocam? Ben size o zaman oraya değinim. Biz Avrupa'nın medeniyetini, teknolojisini alalım derken çürümüş, çirkefleşmiş ahlakını getirip monte edersek olacağı bu. Başka bir şey anlattırmayın bana, konuşturmayın bu konuda. Evet. Tekrar maça dönelim. Bence de dönelim çünkü çok uzun gidecek. Haklı da yani. Geçtiğimiz haftanın maçlarında size göre sonuçlarında sürpriz var mı? Mesela sıfır sürpriz. Bana Gaziantep'ten bu çıkışı bekliyor muydunuz? Ben Gaziantep'ten... Yani genelde çok özür diliyorum. Hocam da değindi belki ama siz de değineceksiniz. Belki de açacaksınız. Teknik direktörlüğü değişikliği yapan, sadece Gaziantep için konuşmayalım. Gençler Birliği'nde de mesela Mehmet Özdirek 3 hafta bir seri yaptı. Bu hafta Gaziantep'te işte Sergen sanal orada... Sanal şeyler bunlar değil mi? Bunlar çıkışları gerçekten Metin doğru buluyor musun analizleri? Yok, Metin'i ben sözünü kesmek istemiyorum. Soruyu ona sordum. Vurgulamak için söylüyorum. Mehmet Özdirek teknik direktör. Tabii ki. Diğerleriyle kıyaslamayın. Okan Buruk antrenör. Sergen Yalçın antrenör değil. Yönetici. Şunu anlatayım. Doğan'ın temas ettiği noktadan devam etmemiz gerekiyor. Evet, teknik direktör değişikliği yapılan takımlarda yani bu %70 oranında ilk 2-3 hafta böyle bir parlama, bir çıkış yaşanması muhtemel. %70'inde bu. Mesela Elazığ'a bakıyoruz tam tersi o %30'luk dilimin içinde Okan Buruk'la Harala Gürel'e düşüşü devam ediyor. Gençler Birliği'nde Şifo Mehmet'in 3 haftalık bir çıkışı vardı. O da Erciyes maçıyla bitti. Sergen Yalçın geldi. Yönetici antrenör mü diyelim, yönetici teknik direktör mü diyelim ona ne denirse artık. Yok şey pardon. 5 tane futbol federasyonuna bench'e girmesi gereken isim veriliyor ya, yöneticilerin 5 evet. tane. Mesela biz Kayserispor'da da Süleyman Urma mesela girebiliyor ya. Evet. Sergen Yalçın o 5 kişiden biri. Yani yönetimin
yönetici olarak kafileyle beraber bench'e, yedek kulübesine girecek kişi dediği Sergen Yalçın. Ben şimdi işte yani olayı mi? Birazcık kakara kikiri şekliyle anlatıyorum. Özür dilerim de talimat olarak lafını çok kesiyorum bugün herhalde. Kesme hocam, evet. Özür dilerim. Rica ederim, estağfurullah. Sergen Yalçın, Okan Buruk gibi kesinlikle eşofmanlı çıkamaz. Neden çok biliyor doğru. musunuz? Yönetici. Yönetici. Evet. Elbise, Roberto Carlos çıkar. Da aynı şekilde. Dönüyorum yani, Okan Buruk. Okan Buruk da kesinlikle eşofmanlı takım çıkar. Takım elbiseyle. Evet, hayır, takım eşofmanlı elbiseyle çıkar. Çıkamaz. Evet, anlatabiliyor muyum? Konuyu buradan evet. anlasınlar seyirciler. Evet. Şimdi dönersek Gaziantep'te ya bir baktık maç golle başladı, izlediğim için net anlatabilirim. Sonrasında durağanlaşan evet sonrasında durağanlaşan Elazığ'ın beraberlik golünü bulduğu bir maçtı. Neyse Gaziantep takımı tabii ki ikinci yarıda olayı bitirdi, bertaraf etti. Elazığ sahadan 3 puanla ayrıldı. Şimdi Gaziantep'i bekleyen en büyük tehlike nedir biliyor musunuz? Gaziantep takımında takımın çok önüne geçen bir isim var, Sergen Yalçın. Ben maçı izlerken takımı bıraktılar, tüm stat topyekün Sergen Yalçın diye tezahürat yaptı, tempo tuttu. Bu çok tehlikeli bir durum. Yani hiçbir koşul altında orada suçlu Sergen Yalçın olmayacak. Skor hangisi olursa olsun. Tıpkı bu şey gibidir hocam. Fahriye abla şiiri vardır. Şiiri tüm Türkiye bilir ama şairini bilmez. Ahmet Muhip'tir anası kimse bilmez. Niye? Şiir şairin önüne geçmiştir. Doğru. Aynı durum teknik adam takımın önüne geçmiştir burada Gaziantep'te. Ve Gaziantep'i önümüzdeki haftalarda bu büyük sıkıntı beklemektedir. Sergen Yalçın her ne kadar beni değil sahadaki futbolculara destek çıkın diye bir tavır gösterse de tribünler hala Sergen Yalçın modundaydı. Bu Gaziantep Spor adına çok ciddi bir sıkıntı, çok ciddi bir tehlikedir bana göre. Evet, teknik patron olarak kenarda her ne kadar yönetici sıfatıyla da bulunsa Sergen Yalçın'dır ama orada oynayan oyunculardır. Siz oyuncuları yok sayarsanız, yalnız Sergen Yalçın'ı ön plana çıkarırsanız yarın bir gün inanın o futbolcuların top oynamaya gidecek ayakları gitmez olur. Bunu burada özellikle vurgulamakta ikinci dakikada saplıyorum, not düşüyorum. Bak ikinci burada. Dakikada Cenk golü attı. Sergen Yalçın diye bağırdı golü sanki. İşte ama gitti Sergen ortayı yaptı. Kendi yaptığı ortaya da kafayı vurdu, gol attı ya, onun için Sergen Yalçın teknik diye. Teknik direktörlerin siz takıma bir sinerji, bir heyecan %100 yani bak, bence katıyorlar, mutlaka katıyorlar. Bu mesela ama çok uzun sürmüyor. Ya sevgili Doğan şudur, yıllardır hepimiz çok özür dilerim. Mesela Hikmet Karaman da ilk gittiği haftalarda 4-5 adı bir seri yapıyor. Ondan sonra bir düşüş başlıyor. Özdirek örneğini verdik. Örneğin Gençler Birliği'nde bir çıkış yaptı. Bu hafta Eskişehir karşısında yavaş yavaş böyle tekrar trend düşüyor. Niye? Şöyle bir belirlemeyle devam edeyim. Mesela geçtiğimiz günlerde işte arkadaşlarla bir İngiltere Premier Ligi maçı izliyoruz. Döndük, arkasından Türkiye Ligi'nde maç başladı, onu izliyoruz. Ya buradaki futbolsa bizim burada oynanan ne? Bizim burada oynanan futbolsa buradakinin adı ne dedim. Yani bu kadar basit. Yani aramızda fersah fersah dünya kadar fark var. Yani tempo olarak, yani futbolcuların konsantresi bakımından, pas yüzdesi olarak... Yani futbolun gerekliliği adına Avrupa'da yapılan şeylere bakıyoruz, tüm liglere bakın. Yani İngiltere, İtalya, İspanya, yani Belçika fark etmez, bakın. Sonuna kadar direnç var. Ya bizde bak, ben şu Türk futbolunda şunu anlamıyorum, anlamakta zorluk çekiyorum. Takım 3-0 önde, dünkü Beşiktaş maçı örneği. Ya maç bitmiş modunda futbolcular. Ya İngiltere'ye bakıyorsun, 90+4 olmuş, hala gol kovalıyor. Yani Atletico Madrid maçını seyrediyorum, 90+4'te 7. golü buluyor. Ya bu nasıl iş? Yani bizim futbol anlayışımızda, felsefemizde çok ciddi problemler var. Yani nedir? Teknik direktörlere baktığımız zaman 3 aşağı 5 yukarı çalışma metodiği hemen hemen aynı şeyler. Herkesin bildiği şeyler. Yani takımınızı kondisyonere veriyorsunuz. Kondisyoner o kondisyonu yüklüyor. Eskisi gibi değil yani. Geliyor teknik direktör, kondisyon yüklemiyor takıma. Teknik kondisyoner direktör, var. Teknik direktör sadece taktik verir. Kondisyonere ayrıdır, antrenman yaptırana ayrıdır, yardımcı antrenörü vardır, kondisyoneri vardır, bir şey vardır. Eğer tüzel kişiliklerdeki futbol kulüpleri tüzel kişiliktir. Yani futbol kamuoyundakiler şahıs ve tüzel olarak şirket anlasınlar. Tüzeli şirket anlasınlar. Açıklama mecburiyeti hissediyorum. Çünkü Türkiye nüfusunun çoğunluğunun bu tür konularda
eğitime ihtiyacı olduğunu bildiğimiz için söylüyorum ben. Tüzel kişiliklerde. Siz de eğitim şart dediniz yani. Kamu sektöründe, kamu sektöründe kişiliği ön plana çıkarttığınız zaman kamu sektöründe aksaklıklara meydan verirsiniz. Örneğini veriyorum. Messi 46 gol attığı için bu sezonda, 46 gol için altın ayakkabı ödülü aldı. Yani İspanya'da 46 gol attığı için. Geçtiğimiz sezonkini diyorsunuz. Evet, toplamına bakarsanız 90 küsur gol atmış mesela, Avrupa kupaları bilmem neleri. Ödül törenini ben izledim. Türkçeleştirilmiş haliyle de bir daha dinledim. Bir daha dinledim. Evet. Türkçeleştirilmiş haliyle Türk televizyonlarındaki haberlerde. Bakın, Türkiye'ye sizin anlattığınız ve Doğan'ın söylediği olay örnek. Evet diyor, ben 46 gol attım ama diyor, benim arkadaşlarım olmasaydı ben o golü atamazdım ki diyor. Güzel. Bu 46 gol diyor, bütün arkadaşlarımadır. Bu ayakkabı arkadaşlarımın ödülüdür. Doğrusu. İşte tüzel kişilik bu. Yani diyor ki, ben Barcelona'yım. Ben Barcelona'nın Messi olarak bir futbolcusuyum. Doğan'ın söylediği de, teknik direktörün katkısı olur mu? Teknik direktör de o kulübün teknik patronudur. Yani her şeyden sorumlu patron. O sadece bir kişidir. Eğer o takım başarı sağlıyorsa teknik direktörün oradaki yüzdesine bakılır. Bir dakika durun hocam. Bak biraz önce ifade ettik, anlatmaya çalıştık ya. Lütfen ilgilenenler dikkatlice internete girip bakıp anlayabilirler. En önemli kulüplerden biri Barcelona. Barcelona'nın bir felsefesi var. Bir duruşu var, bir ahlaki yapısı var, bir etik değerleri var. Altyapısından itibaren futbolculara futbol oynamayı öğretmeden önce etik değerler, uyulması gereken ahlaki değerler nedir? Bunun eğitimi veriliyor. Messi de dahil bu eğitimi alanların içinde. O ahlaki yapıya, o ahlaki düşünceye haiz olmayan hiçbir futbolcu o kulüpte forma giyemiyor. Bu kadar. Messi'nin o açıklamayı yapması altyapıda aldığı o ahlaki değerlerle %100 örtüşen bir durumdur. Aynısı Cristiano Ronaldo için de geçerlidir. Bakın, takımı için oynuyor, takımı için mücadele ediyor. Yani ben klas futbolcuyum, ben şuraya koşmam, ben buraya gitmem demiyor. %100 takımıyla bütünleşerek hareket eden bir oyuncu. Bu nedenle toplumsal sorun olarak yaşadığımız şeyler neyse tamamı altyapılarımızda var, futbol sahalarımızda var. Evlerde var, iş yerlerinde var, sokakta var, her şey var, oğlu var. O zaman Türkiye'nin madem, kökten bir değişim yaşaması gerekiyor. Madem konu geldi, eğer müsaade edersen... Reklamlara ekmemiz gerekiyor. Tamam. İstesen reklam dönüşü... Bu, tam yerindeyiz şu anda. Antrenör... Hocam tam yerine geldi, manzara koyduk diyordu ya, şimdi manzara koyacak tamam. Demek ki yerine tamam. Reklamlara gidelim. Reklam dönüşünde o konularla ilgili ve Kayseri Spor, Çaykur Rizespor, Gençler Birliği, Erciyes Spor maçı var. İzleyicilerimiz merakla bekliyor. Neden maç konuşmadılar, kadına şiddetten girdiler. İşte yedek kulübesinde kim oturacak da oturmayacak da bu konuyu tartışıyorlar diyecekler de doğal olarak. Çünkü maçların da analizini yapmak zorundayız. Evet sevgili izleyiciler, Spor Kolik devam ediyor. Kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Ama bu kez futbol konuşacağız.